Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu ses kaydıyla açmak durumunda kaldım. Videonun ilk kısmını açıklamalar kutucuğuna da buraya da bırakıyorum. Öncelikle değinmek istediğim birkaç şey var. Ben burada 50 küsur fondötenimin arasından en severek kullandığım bir önceki videoyla toplamda 12 adet fondötenimi hem sünger hem de fırça ile uygulayarak anlatıyorum. Fondötenleri tek başına uygulayarak sadece kendi özelliklerinden bahsediyorum. Bu arada maalesef ki burnum ve göz kapaklarım hariç cildim inanılmaz kuru. Bazı bahsettiğim fondötenleri sevip sevmediğim çok sorgulanmış çünkü onlar yağlı cilt fondöteni. Bir örnek vereceğim. Wet n Wild Fotofocus. Bu fondöten cildi neme boğmadan kullanılabilecek bir fondöten değil. Tabii ki yağlı ciltli değilseniz. Artı nemlendirici veya ışıltılı bir baz ile ya da daha nemli bitişli bir fondöten ile karıştırmadan kullanamıyorum. Aksi halde çizgileri inanılmaz doluyor ve pul pul dökülüyor. Ben sadece ürünlerin cildimde tek başlarına nasıl durduklarından bahsettiğim ve bu durumlara değinmediğim için yanlış anlaşılmalar oldu. Bu videoda da aynı şekilde olacağından dolayı önceden belirtmek istedim. Oksitlenme hariç bahsettiğim negatif yanları ben bu şekilde çözümleyerek kendi cildime uygun hale getiriyor ve severek kullanıyorum. Umarım sizde ya da yol gösterici bir video olur. Hadi şimdi artık başlayalım. Şimdi neyi kullansam? Şunu kullanasım var. Hemen çalkalayıp göstereceğim size. Kiko'nun Liquid Skin Second Skin fondöteni SPF 15 içeriyor. Bendeki rengi Natural 20. Yani Kiko'nun bu fondötenini çok sevince, bunun da içerisinde SPF olmayınca dedim ki acaba şunu bir denesek mi? Olur. Her yeri damlattım. Oldukça sıvı fakat kesinlikle ve kesinlikle çok kuru ciltlilerin kullanabileceği bir fondöten değil. Ama üzerinde de yazdığı gibi second skin yok. Fondöten görünmüyor. Natural 20 numarası sarı alt tonlu. Süngerle çok kapatamıyor. Zaten damlalıklı fondötenleri açıkçası süngerle uygulamak çok daha akıl kârı bir şey değil. Damlalıklı fondötenleri ilk önce fırçayla oturtup sonrasında süngerle uygulamak. Özellikle de çok sıvı olanları. Hani bazılarının yapısı nispeten daha yoğun oluyor. Onları evet süngerle uygulayabilirsiniz. Hani böyle fıt diye hemen çekmez. Ama bunun gibi çok sıvı olanlar görüldüğü üzere gidiyor. Şimdi ilk sürüldüğü andaki rengi çok güzel arkadaşlar. Diyorum ki evet bakın bu benim rengim. Yakından bakıldığı zaman cildimde neyin ne olduğu anlaşılmıyor. Ama günün sonunda rengi koyulaşıyor. İkinci bir kat geçeceğim. Bakın anlaşılıyor zaten ne kadar açık kalıyor fondöten, diğer fondöteni şeyler. Yani şu an bile rengini koyulaştırmaya başladı. Balm Shelter'dan kapatıcı ama Balm daha mat versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Evet fırçayla uyguladım. Üstüne sünger geçtim. O zaman bakın kapatıcılığı çok çok daha güzel oluyor. Ve doğallığı daha hoş görünüyor bence. Artık fondöten cildime tam oturmaya başladığında iyice matlaşıyor. Mesela şu an inanılmaz mat bir görüntüsü yok. Çok güzel cildin hafif böyle sağlıklı bir efekti var. Yani bunun dilini çözmek gerekiyor birazcık. İki yüzlülük yapıyor nankör zalim. Diyorsanız ki benim cildim normal birazcık da yağlıya dönük. Hafif kapatıcılığı olan cilde doğal duran kabuk gibi mat mat göstermeyen bir fondöten istiyorum diyorsanız tercih edilebilir, denenebilir bir fondöten. Sadece rengine çok iyi bakın. Bence şu an zaten birazcık da olsa koyulaştığı anlaşılıyor. Renginizden açık tonunu almanızı tavsiye ediyorum. Cildinize makyajsız bir şekilde gidin. Kiko mağazasında bunu cildinize uygulasınlar. Sonrasında artık yemek mi yiyorsunuz, geziyor musunuz, ne yapıyorsunuz? 1-2 saat takılın. Mağaza ışıklarında değil, gün ışığındaki duruşuna bir bakın. Ona göre alıp almayacağınıza karar verin. Çok fazla mimik çizgilerimde bu arada kuruluk inanılmaz derecede yaratmıyor. Yine farklı fondötenlerle karıştırarak kullanmayı seviyorum. Özellikle de açık renkli bir fondötenimi birazcık daha doğal bir görüntüye kavuşturmak istiyorsam. Dokunduğum anda evet elime birazcık geliyor. Rimmel London'ın lastik finish'i kadar gelmiyor. Böyle aslında fondötenleri birbiriyle karşılaştırmak doğru bir şey değil bence. Çünkü her fondötenin yapısı farklı. Fakat hani elinizde vardır o fondöten diye yapılarını anlamanız için söylüyorum. Benim cildim dediğim gibi kuru fakat başka kuru bir cilt benimle aynı etkileri göstermeyebilir. L'Oreal'in Infallible fondötenleri. Bunlar çok olay yarattı arkadaşlar. Bu Infallible 24 saat Stay Fresh Foundation yazan. Yapısı yenilendi. Yani artık bu eski Infallible'ı bulamıyorsunuz. Artık Infallible bu şekilde. Şöyle yorumlayacağım size. Eski Infallible kapatıcılığı yüksek. Fakat bunu çok iyi nemlendirmek gerekiyor. Bu tam bir normalden yağlıya dönük ciltler için uygun bir fondöten. Sallanmıyor ama bu daha sıvı ona nazaran. Bunda 125 numaraydım. Yenisinde 120 numarasını satın aldım. Ve orada testerler açık değildi. Mağaza ışıklarından da dediğim gibi anlayamadım. 130 numarası daha açıkmış arkadaşlar 120 numaradan. Bu beni birazcık üzdü. Fakat birazcık bronzlaşayım. O zaman muhtemelen çok seveceğim. Bam. Alıp götürüyor her şeyi arkadaşlar. O kadar güzel kapatıyor ki. 120 numarası bariz sarı alt tonlu.
net söyleyeceğim. Şu ana kadar kullandığımız bütün fondötenlerden çok daha kapatıcı bir fondöten arkadaşlar. Günün sonunda da asla matlaşmıyor. Eğer yağlı ciltliyseniz kesinlikle bunu pudrayla sabitlemeniz gerekiyor. Mimik çizgilerimi yoğun yoğun göstermedi ama burun kenarlarımda birazcık dolma yaptığını söyleyebilirim. Her fondöten bende bunu yapıyor. Kapatıcılığı tek katlı süngerle bile gerçekten muazzam ki fırçayla wow. Bunun üzerine hani hepsini de yaptık. Bunda da yapalım. Yok yanlış sıktım. Hemen yanlış fondöteni sıktığımı anladım. Çünkü yapısı daha böyle macun gibi, göstereceğim size şimdi, bekleyin. Şuradaki sivilce o bizim kahramanımız malum. Kalıcılığı çok çok başarılı. Bu eski fondöten. Bu da yeni fondöten. Böyle tuttuğum zaman gördüğünüz gibi eskisi orada zımk gibi kalıyor. Ama yenisi akıp dağılıyor. Revolution Pro'nun damlalıklı fondöteni. Bendeki F6 rengi. Bu da cruelty free bir fondöten. Bu fondöten Türkiye'ye ilk geldiğinde hemen satın alıp denemiştim. Onun videosunda buradan erişebilirsiniz. Gerçekten benim çok sevdiğim, günlük olarak sürekli kullandığım bir fondöten oldu. Bunun bir de şöyle bir özelliği var. Damlalıklı olmasına rağmen fırça izi inanılmaz derecede bırakmıyor. Yapısı nispeten diğer damlalıklı ürünlere göre birazcık sanki yoğun gibi ve aşırı doğal duruyor. Fondöten oksitlenmiyor. En güzel özelliklerinden biri bu. Sürdüğünüzde rengi neyse o şekilde ilerliyor. Işıl ışıl parladığını görebilirsiniz. Evet, bu cildimdeki yaldır yaldır parlama günün sonunda azalıyor. Doğal bir bitişe sahip oluyor. İçerisinde SPF falan yok bildiğim kadarıyla. Damlalığın içindeki bir ürün tamamen yüzüme uyguluyorum gibi düşünün. Fondöten aslında şuralarda bir yerlerde. Azaldığı için ben indirimde gittim, bundan satın aldım. Çünkü günlük olarak kullanmayı çok sevdim. Burun kenarlarımda çok büyük kabuklanmalar yaratmıyor. Mimik çizgilerime çok fazla kesinlikle dolmuyor. Cildimi inanılmaz derecede kurutmuyor ve kalıcılığı bence 6-7 saate kadar gayet güzelken sonrasında birazcık bozmaya başlar. Yağlı ciltliyseniz bence bunu kesinlikle sevmeyeceksiniz. Yağlı ciltler bunu haldır haldır pudralaması gerekecek. Arttırılabiliyor kapatıcılığı. Bu bence çok önemli bir nokta. Fırçayla uyguladıktan sonra üzerinden süngerle geçmeyi seviyorum. Bu F6 rengi benim tenimden bir tık koyu, çok ufak bir tık koyu. Fakat boynuma getirerek kullanabiliyorum çünkü oksitlenmiyor. Eğer kuruluk olan yerleriniz varsa birazcık belirginleştirdiğini söyleyebilirim. Ekstra bir nemlendirmeyle bunu tamamen kaldırabilirsiniz ortadan. Ağırlık yaratmayan bir fondöten. Rossmann'larda indirime girdiğinde ben bu fondöteni 23 liraya aldım. İndirimsiz hali 40 lira. Çok uygun fiyatlı. Bir de bende Revolution'ın stick fondöteni var. Bunu da cildimde ben size uygulayıp göstereceğim. Tamam. Şu an karar verdim. Fondöteni ben daha önce inceledim ve uzun süre denemesini yaptım. Yağ gibi kayıyor. Asla ama asla kuru bir ürün değil. Hatta nispeten yağlı olduğunu söyleyebilirim. Bir stick fondötene göre inanılmaz derecede kolay yayılıyor ve aşırı kapatıcı bir ürün. Bence en büyük sıkıntı şurada. Şunu ben kapatayım bir dakika. Cildin üzerinde çok kalıp gibi duruyor. Eğer çok az ürün kullanıp dağıtırsanız o zaman daha doğal duruyor. Bakın göstereceğim bunu. Elime gelen fondötene bakar mısınız? Sabitlenmeyen bir ürün. Kesinlikle yağlı ciltlerin sevmeyeceği bir fondöten. Günün sonunda yamalaşıyor. O yüzden ben bu fondöteni tek başına maalesef ki kullanamıyorum. Daha hafif yapılı ürünlerle kombinleyerek kullanıyorum. Bunun kapatıcılığını diğer ürününde o hafif yapısını birleştiriyorum. Ve cildimde o zaman böyle maske gibi bir görüntü olmuyor. Bu arada gerçekten kapatıcılığı muhteşem. L'Oreal Infallible'la yarışır derecede bir kapatıcılığı var. Dediğim gibi az bir miktar uygulayarak kullanırsanız çok çok daha mutlu edersiniz de bakar mısınız? Hani bakın yarısını sileyim. Ben böyle nefret aşk yaşıyorum bu ürünle. MAC Face and Body. Bendeki C2 rengi arkadaşlar. Kullandığım en hafif yapılı ürünlerden biri. Zaten direkt su bazlı. Bakın böyle akıyor. Fırçayla uygulamayı seviyorum. Çünkü fırçayla çok güzel bir efekt oluyor. The Balm'ın Balm Shelter'ı gibi kesinlikle süngerle uygulanmaması gereken bir ürün. Yazın kullanmayı en sevdiğim ürünlerden biri. Çünkü ciltte varlığı yokluğu bir. Asla ama asla ağırlık yapmıyor. C2 rengi birazcık daha koyu oluyor ama yazın gerçekten bayağı cuk oturuyor. Yine kapatıcılık %1 arkadaşlar. The Balm'ın Balm Shelter gibi. Ben zaten daha önce de söylemiştim. Bunların yapılarını, özür dilerim, duruşlarını birbirlerine çok benzetiyorum. Bu bence birazcık yağ bazlı bir ürün ve bu su bazlı bir ürün olduğu için yapılar tamamen farklı. Fakat ciltteki duruşlar bence inanılmaz derecede benziyor. Çok sağlıklı, ışıl ışıl gösteriyor. Bir şeyi kapatacak beklentisiyle alırsanız aşırı mutsuz olursunuz. Sadece cildinizi birazcık daha canlı göstermek istediğinizde kullanabileceğiniz bir ürün. Kapatıcılığı ikinci katta birazcık daha arttırılabilir ama
Zaten bunun amacı kapatıcılık olmadığı için çok da bir şey beklememek gerekiyor kapatıcılığa dair. Süngerle uyguladığınız anda yok oluyor. Kesinlikle asla ve asla sünger önermiyorum. Bakın birazcık daha kapatıcılığı arttı. Burası daha tenimi gösterirken bu taraf birazcık daha kapatıcı duruyor. Kuru yapılı fondötenlerimle kullanmayı çok çok seviyorum. Kesinlikle mimik çizgilerimi belli etmeyen tek fondöten. Sivilce problemi yaşamıyorken sürekli bunu kullanıyordum. Yani bebek gibi bir şey. Artık yüzümün tahriş olduğunu hissediyorum. Saçlarım falan ay çok kötü fondöten oldu her yer. Ve son ürünüm de The Balm'ın Even Steven fondöteni. Bu böyle kavanoz yapıda bir fondöten. Ben böyle köpük yapıda bir fondöten ilk kez kullandım. Bu fondötenin kullanımını kesinlikle şöyle öneriyorum. Direkt önerdiğim gibi kullanacağım. Seyrek kılı bir fırçayla cildinize oturtun. Bakar mısınız? O kadar az ürünle yapıyor ki şunu. Dokusu aşırı kadifemsi. Birazcık mat yapılı bir fondöten. Ben bunun altını deli gibi nemlendirip kullanıyorum. Ya da içerisine farklı bazlarla deniyorum. Çok mesela yoğun kılı bir fırçayla uyguladığınızda daha kılıp gibi göründüğünü söyleyebilirim. Ben dokusunu böyle daha hafif bir ürünle dağıtarak daha çok seviyorum. Kapatıcılık çok güzel ve aldığı ürünü göstereceğim size. Bakın bunu şu kadarcık ürünle yapıyor. Gerçekten şaka gibi. Ekstra kapatıcılık istiyorsunuz. Şöyle ufacık süngerimi alıyorum. Çok az alıyorum arkadaşlar. Ve bununla daha kapatıcı olmasını istediğim yerlere uyguluyorum. Pürüzsüz gösteriyor. Burun kenarlarında birazcık belirginleştirme yapıyor. Mimik çizgilerimde de aynı şekilde. Doğal bir ışıltısı var. Hani böyle matlıktan da ölmüyor ama mat. Anladınız. Biz anlaşabildiğimizi düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu taraf daha doğal dururken işte ufaktan böyle minnak minnak sivilce izleri falan dururken burası tamamen kapatıcı. Sünger ve fırçayla uygulama bence çok daha mantıklı bir sonuç veriyor. Ciltte ağırlık yaratmıyor. Cildinizde ürün varmış gibi kesinlikle hissetmiyorsunuz ki ben köpük formdaki ürünlerin daha böyle ciltte tabaka gibi duracağını düşünürdüm. O yüzden onlardan uzak duruyordum. Sonra tek marka makyaj videom için, onu da hemen linkliyorum şuraya. Bunu satın aldım ve wow dedim. Yani bu kadar güzel olacak. Sen ne yaşadın ve ben bunu bugüne kadar neden hiç denemedim? Bunu mesela böyle damlalıklı fondötenlerinizde, daha nemli bitişli fondötenlerinizde de kombinleyebilirsiniz. Altına ışıltılı bir baz da uygulayabilirsiniz. Her şekilde gideri var arkadaşlar. Gözenekler üzerindeki etkisini ben çok beğeniyorum özellikle. Çok gözenekliyseniz benim gibi o cildinizin üzerindeki görüntüyü çok hafiflettiğini söyleyebilirim. İndirimlerde bence bakın. Hatta burada gösterdiğim bütün ürünlere indirimde bakın. Ben hepsini indirimde aldım. Biz 8 saate kadar çok daha güzel performanslar sergileyebiliyor. Zaten dediğim gibi fondötenler böyle 5-6 saatten sonra cozutmaya başlıyor bence. En azından benim yüzümde öyle oluyor. Bu fondöten daha uzun süreli kendini sabit tuttuğunu söyleyebilirim. Ben bunu çok seviyorum. İyi ki almışım. Ve evet. Şunu şöyle düzeltemiyorum. Bu hep böyle yamuk muydu? Her neyse. Bu arada The Balm'ın bu fondötenini Revolution'ın Pro'suyla bunu sürdükten sonra birer damla da bundan geçtim. Bilginiz olsun. Bu birazcık daha nemli bitişli olduğu için, bu birazcık daha kuru bir fondöten olduğu için dengelesinler istedim. Bu şekilde ben sürekli fondötenleri karıştırarak kullanıyorum. Siz de sevmediğiniz fondötenleriniz varsa ya da renginin size koyu olduğunu, açık olduğunu, duruşunu beğenmediğiniz fondötenleriniz varsa birbiriyle karıştırarak, kombinleyerek kullanabilirsiniz diyorum. Aklınızda daha farklı video fikirleri varsa ki elimde çok fazla fondöten var. 50 fondötenim falan var şu an. Birçoğunu kullanmıyorum. O yüzden bir dolap hesabı açıp orada kullanmadığım ürün satmayı planlıyorum. Çok makul fiyatlardan vereceğim. Mesela L'Oreal'in bu Infallible fondöteninin. Açıkçası bu fondöteni aldıktan sonra buna pek ihtiyacım kalmadı. O yüzden birazcık daha yağlı ciltliyseniz ve bu fondöteni eskiden seviyor, şu an gittiğine üzülüyorsanız bulabilirsiniz. Dolap hesabı açacağım. Açtığım zaman hop buradan gelen Instagram hesabımda kesinlikle bildireceğim. Tabii bunun fotoğraf çekimleri falan filan da olacağı için dolap hesabımı çok hızlı bir şekilde aktifleştiremeyebilirim. Bu arada burnum akıyor. Evet arkadaşlar, umarım videomu severek, beğenerek, gülerek eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Öyleyse kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.